Tempo TV, sizin kanalınız. Sevgili seyirciler, herkese mutlu, huzurlu ve başta sağlıklı günler dileyerek yepyeni bir programla bundan sonra Tempo TV'de sizlerle her gün buluşacağız. Her gün sizlerle bir arada olacağız ve sağlık adına konuşabileceğimiz, nasıl uzun ömürlü olacağız ama sağlıklı uzun ömrün sırlarını paylaşacağız efendim sizinle. Sadece sizinle değil, dünya ile paylaşacağız. Bizi Türkiye değil, dünyanın pek çok ülkesinde seyreden herkes bu programı iple çekecek. Şimdi bakın, Doğru Adam Erdem olarak yıllarca ekranda hep ürün tanıtımlarıyla sizlerle birlikte oldum. Ama işin sonunda öyle müthiş bir ürünle, öyle müthiş bir değerli bir insanla tanıştım ki artık sağda solda değil, bundan sonra bu ekranda sizlerle sağlık adına anlatacağımız çok önemli konularla her gün bir saatinizi sizin alacağız. Gerektiği zaman telefon bağlantıları yapacağız ama mükemmel bir şekilde sağlıklı yaşamı sizlerle paylaşacağız. Eminim ki bizim programımızın müptelası olacaksınız. Her gün bizi takip edeceksiniz ve sizler de bizim sayemizde bundan sonra daha sağlıklı ve huzurlu bir yaşama kavuşacaksınız. Evelallah bunu aslında kalkarak coşkulu bir şekilde anlatmak isterdim ama bana yerinden kalkma dediler. Onun için oturarak anlatmak zorundayım. Şimdi bakın, ben tek değilim efendim. Yanımda bundan sonra ben gönül ister ki her gün o da benimle olsun. İnşallah ikna edersen her gün o da benimle birlikte olacak. Ama gelmediği zamanlarda maalesef tek başıma da olsa yine sizlerle buluşacağım. Şimdi bakın, bu programı sadece tek başıma anlatmayacağım. Programımız pazartesi günü başlayacak. Bugün bir tanıtım. Hani Tempo TV'de bizi seyreden seyircilerimiz bizi görsünler, böyle bir programın başlayacağını anlasınlar diye bugün sizlerle buluştuk. Bizim programımız hemen önümüzdeki pazartesinden itibaren 16.45, 17.45 arası haftanın 5 günü sizlerle canlı yayında buluşacağız. Cumartesi pazarları da yine aynı saatte tekrarımız olacak. Gece de banttan seyredeceksiniz. Doya doya sağlık adına sağlıklı yaşamı sizlerle paylaşacağız. Ama benim yanımda çok değerli bir insan var. Şimdi bakın, ona topu atacağım. O da sazı eline alacak, anlatacak. Ben aslında birçok konuya hakimim ama hakim olmama rağmen ben o konulara değinmeyeceğim. Kendisine rica edeceğim anlatmasını. Biraz da olayda bir gizem olsun, değil mi? Efendim yanımda Mahmut Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Küçükdoğan Beyefendi var. Kendisini başka kanallarda da anlattığı konuşmalarından muhakkak tanıyanlarınız çıkacaktır. Ama belki Tempo TV'de ilk defa gören, şu anda seyredecek olan seyircilerimiz de varsa kendisini can kulağıyla dinleyeceğine eminim. Şimdi bakın, Mahmut Küçükdoğan şu anda yanımda. Ona bir hoş geldin diyorum ve o sağlıklı yaşamı, hani insanların ömrünü uzaması için, daha sağlıklı ve huzurlu yaşamaları için neler yapması gerektiğini paylaşacağız ama sizin bunda çok engin fikirleriniz, görüşleriniz ve anlatacaklarınız var. Ben bu ilk tanıtımda onu, ben değil de o topu size atıyorum. Sizden rica ediyorum. Öncelikle birlikte bundan sonra bir arada olacağız. Mutlu musunuz? Evet. Ne diyorsunuz? Nasıl? Ortamımız nasıl? Erdem Bey'e çok teşekkür ediyorum. Tempo TV seyircilerine de buradan saygı, selam ve hürmetlerimi bildiriyorum. Çok kıymetli, değerli bir kanal. Çok değerli seyircilerinin olduğunu da biliyorum. Biz uzun zamandan beri Tempo TV'de yayına çıkalım derken ama bir vesile oldu. Daha çabuk, kısaca biz inşallah pazartesine itibaren burada yayına başlayacağız. Aşağı yukarı ben bu sağlıklı yaşamı, Doktor Salt'la sağlıklı yaşamı aşağı yukarı 10 yıldan beri Türkiye'nin değişik kanallarında anlatan birisiyim. Şahsım Türkiye'nin ilk spor akademisi mezunlarındanım. Evet. Sporun içerisinden gelen birisiyim ve sporun ne olduğunu, nasıl olması gerektiğini yaşayan, bilen ve bunun okulunu bitirmiş olan bir insanım. Sağlıklı olmak çok kolay Erdem Bey. Çok basit, çok da ucuz. Yalnız bir şey var. İrade koymak kaydıyla. Maalesef bugün sağlıksızlığın başındaki yatan mesele iradesizlik. İnsanlar iradeyi koyamadıkları için sağlıksız oluyorlar. Yani bir başkasının, hani mahalle baskısı derler ya, mahalle baskısı gibi sağlıksız olmak. Şimdi sağlıksız olmanın ana şartlarından en başındaki şey yediğimiz, içtiğimiz.
Evet, bugün ne kadar hastalık varsa, travma hastalıkları haricinde, yani darbe, düşme, kalkma, birisini vurması, kırması, bir şey çöktü, altında kaldın. Bunun haricindeki hastalıkların hemen hemen hepsi bu gırtlaktan, yanlış giden gıdalardan. Evet. Yanlış giden gıdalardan. Yani benim mesela bununla ilgili ürettiğim bir formülüm var. 4N formülü. 4N formülünü kısaca açıklayayım. 1. Ne yiyeceğiz? Evet. Bugün insanlar ne yiyeceklerini araştırıyorlar mı? Hayır, önlerine ne gelir onu yiyorlar. Ne lezzetliyse yiyorlar. Hayır, ne yiyeceğiz? Bunu evet, tespit etmek lazım. Yenilecekler neler? Yenilmeyecekler neler? Peki ne zaman yiyeceğiz? O da belli değil. Yani ben acıkınca iyi veriyorum vallahi. Sen acıkınca yiyorsan doğru yapıyorsun. Fakat bugün acıkınca yemek yemek diye bir şey yok. Saatle yeniliyor. Evet. Bundan sonra böyle olacak ama. Evet. Evet, şimdi ben bunlar, de uyuyacağım her tabii kurala. bunların şimdi 4N'yi anlatacağız. Daha sonraki programlarda da 4N'nin içeriğini anlatacağız. Üçüncüsü, ne kadar yiyeceğiz? Ne kadar yiyeceğiz? O da belli değil. E şimdi bana sorarsanız Mahmut Bey, ben doyana kadar doyana kadar yemiyorlar. Bir ekmek bitiveriyor birdenbire. Gırtlağına kadar. Peki nasıl yiyeceğiz? Nasıl yiyeceğiz? Ağzımıza aldık lokmayı. Bir o tarafa, bir bu tarafa, mideye lup. Ben uzun uzun çiğniyorum. Şimdi dolayısıyla bunlar hep uzun uzun anlatacağız. Evet. Bunlar sağlıklı olmanın ana şartları, olmazsa olmaz. İçecek olarak insanlara bakıyorsun bugün. İnsan dünyaya geldiği günden bu tarafa en önemli içecek sudur. Fakat insanlar su içmeyi unutmuşlardır. Başka şey. Buradan bizi izleyen Tempo TV seyircileri bir düşünsünler. En son ne zaman su içtik? Evet. En son ne zaman içtik? Hatırlamayan binlerce insan vardır. Aslında samimiyetle söylüyorum. Her sabah en son ne zaman su içtiğini hatırlamayan binlerce, belki az milyonlarca insan var. Vardır, doğru. Çünkü içilmiyor. Ne içiyor bu insanlar? Aslında biliyorlar suyun sağlıklı olduğunu, tamam, ama içmiyorlar. Ne içiyorlar biliyor musunuz? Asitli içecekler. Suyun yerine sanayi içeceklerini, evet, su diye insanlara dayatıyorlar. Dayatıyorlar. Bugün Türkiye'de su üreten işte pet şişelerde, cam şişelerde firmalar var. Var. Bir de meşrubat üretenler var. Ben inanıyorum ki Türkiye'deki meşrubat üretimi su üretiminin en az 10 katı. Doğrudur, katılıyorum. Adam şimdi bu ürettiği ürünü satmasa, onu şişelere doldurup efendim sistemler kurup marketlere falan dağıtır mı ya? Satılıyor ki yapıyor. Evet. Dolayısıyla hep bunları konuşacağız, bunları anlatacağız. Şimdi ikinci mevzu da şu. İnsan oğlu bugün hareketsiz. Bilakis büyük şehirlerde hareket namına bir şey kalmamış. Hele gençler, o çocuklarımız şu bilgisayarı ellerine alıyorlar. Akşama kadar buradan, yemeğini bile buradan annesine diyor ki anne ben acıktım yemek getir filan. Yani odadan odaya mesaj atıyorsun. Odadan odaya mesaj atıyorsun. Doğru ama çok i̇şte doğru söylüyorsunuz. Sağlıklı olmanın yollarını uzun uzun anlatacağız. Ben aylarca anlatsam, günlerce anlatsam, evet, saatlerce anlatsam bitmez. Sağlıklı olmanın yolları bitmez. Ne dedik sağlıklı onun için olmanın her gün yolları? Buradayız. Her gün buradayız. Sağlıklı olmanın yolları bir spor yapmak. Hayır. Yani hep derler ya, hani ben hani halk adına konuşuyorum. Hani sağlıklı olmanın yolları bir, ne yediğimizi tespit edeceğiz. Tabii. Yani yenir mi yenmez mi? Yenir mi yenmez mi? Aynen. Hangileri öyle yenir? Ya şimdi insan hasta olduğu zaman, hele bir ekonomik durumu varsa, en iyi doktor arıyor. En iyi hastaneyi arıyor. En iyi ilacı almaya çalışıyor. Efendim onların en iyisini. Peki yemek yerken bakılıyor mu bunlara? Bakılmıyor, hayır. Bu nereden üretti? Kim üretti? Nasıl üretildi? Ne var bunun içerisinde? Bunlar hiç bakılmadığı için. Yani bir insan bir yanlış bir söz söyleyebilir. Bu yanlış söylediği zaman gidersin karşı taraftan özür dilersin. Olmadıysa bir büyüğü araya koyarsın, onun vasıtasıyla özür diletirsin. Olmadı bir başkasına, yani yalvarırsın ve o özrün kabul olur. Yanlış bir lokma bu ağızdan mideye gittikten sonra istediğin kadar özür dile. Ne fayda? Ne fayda? Girdi. Ne yapacak? Tahribatını yapacak, böyle çıkacak bu vücut. Şimdi ben... Dolayısıyla bu gıda buradan giden her şeye çok dikkat etmemiz lazım. Olmazsa olmaz. Bunu doğru hale, bunu gerçekten insanoğlu ne yiyeceğini, ne zaman yiyeceğini, ne kadar yiyeceğini, nasıl yiyeceğini öğrendikten sonra işin anası bitmiş oluyor. Evet. İşin anası bitmiş oluyor. Bunu bitirdikten sonra inanın şu anda ülkemizde herhalde 30 milyon üzerinde tansiyon hastası var. Bir şey söyleyebilir miyim? 30 milyon üzerinde
Şeker hastası var. Doğru. Efendim bir o kadar kalp hastası var. Bilinmeyenler bir kalp hastası var. Kalp rahatsızlığı olan insanlar var. Kanser olmuş adam farkında tabii değil milyonlarca. Dördüncü evreye gelince fark ediyor. Farkında değil. Son artık. Sonra kardiyovasküler sistemi bozulmuş. Sonra efendim akciğerleri bozulmuş. Sonra vücudunda eklemleri. Ağrısı olmayan insan yok ya bugün. Aynen öyle. Bakın bugün 70 milyon insana telefon açalım. Tek tek 80 milyon insana. Eğer içerisinde 80 milyon için çok az bir kısmı haricinde ağrım yok diyen insan çıkmaz. Herkesin ağrısı var. Sebebi yanlış beslenmekten. Yanlış beslenmekten. Ama bugünkü modern tıbba gidildiği zaman modern tıp sana hemen bir reçete yazıyor. Ağrı kesici veriyor. Ağrı kesiciyle birlikte sen ağrını dindiriyor. Ağrı kesici ne demek biliyor musunuz? Bir çocuk düşünün. Bir bebek düşünün. Niye ağlar? Ya acıktığı için ağlar. Bir şey tabii. Veyahut da altını temizlediği için ağlar. Ağzına acıktığı için biberonu koyduğun zaman, mamasını verdiğin susar. Zaman susar. Veyahut da altını açıp temizlediğin zaman aynen öyle. Gene ha. Susar. Peki ağrı kesici ne biliyor musunuz? Ağrı kesici su. Şu. Çocuğun ağzına bir bant çekmek. Evet. Bant çektiğin zaman çocuk ağlar mı? Yani, gene ağlamaz. Ağlayamaz çünkü. Zorla susturmak gibi bak, yani. İşte zorla sustur. İşte ağrı kesici bu. Ağrı kesicinin kullanılacağı alanlar vardır. Ağrı kesici nerede kullanılır biliyor musun? Bir cerrahi müdahale yapıyorsun. Bir cerrahi evet. müdahale yapıyorsun. Cerrahi müdahale veya bir darbe olmuştur. Ya biliyorsun bir darbe var. Burada işte burada da operasyon olacak. Buna insan dayanamaz. Mesela diş çektirirken veya bir yer kırılmıştır bir şey varken. Buna ağrı kesici vermen lazım ki oradaki operasyonu doğru yapabilirsin. Günde 3 tane kullanan bir var. Fakat sebebi belli olmayan ağrıların sebebi vücudun yeterli miktarda beslenememesinden yeterli miktarda doğru suyu doğru şekilde alamamasından kaynaklanıyor. Evet. Daha bunları anlatacağız. Şimdi ben anlatırsam programı doldururuz. Ben, o zaman ben topu sana yok, atayım. Şimdi Mahmut Bey diyeceğim hocam da diyebilirim. Yani ağzımdan evet, kaçacak. Çünkü zaten değerli bir insansınız bu sağ konuda. Sağ olun teşekkür ederim. Yani sizin istisnasınıza hayatta yani biz istesek de yetişemeyiz. Estağfurullah. Yani şöyle bir şey söylemek istiyorum. Şimdi yanlış bilinen doğrular var. Hani herkes ağrısı olduğunda sızısı olduğunda ne yapıyor? Hemen ağrı kesicileri alıyor. Evet. Çünkü tıp şeye gittiğimiz zaman Japonya'ya gittiğinizde veyahut da böyle uzak doğu ülkelerine gittiğiniz zaman bizdeki gibi böyle eczane göremeyiz. Tabii aynen oradaki öyle. Şimdi öyle bir şey yok. Her şey bitkiseldir. Evet, evet. Yani şimdi bu ihtisasınız doğrultusunda ben şunu söylemek istiyorum. Birazcık aceleci gibi olacak ama söyleyeceğim. Şimdi bakın değerli seyirciler ben zamanında çok tuz kullanıyordum. Hangi yemeği alırsam alayım içine tuzu döküyordum. Hani bunda %40 sodyum, %60 da klorür var tuzda, sodyum saf klorür, tuzda. Evet, sodyum hani klorür. Vücudun ihtiyaç duyduğu klorür veya sodyum ihtiyacını tuzdan karşılıyoruz ya. Ben buna yüklenirdim. Ama hayatımın en büyük hatasını, en büyük yanlışını yaptığımı Mahmut Bey'le tanıştıktan sonra öğrendim. Ben bu konuların da detayına girmeyeceğim. Ama onu Mahmut Bey'le program başladığı zaman neler konuşacağız neler. Sadece şunu söylemek istiyorum. Türkiye'de ve İstanbul'da adım başı gittiğinizde eczane görüyoruz. Evet. Önünden geçiyoruz. Kuyruk kuyruk millet sıraya girmiş. Tabii. Aynı şekilde Japonya'ya gittiğinizde, uzak doğu ülkelerine gittiğinizde bizdeki gibi eczaneler orada bitkisel ürünleri, otları karıştırarak, karışımlar yaparak insanlara çeşitli şişelerde, kavanozlarda ilaç dediğimiz malzeme ürünü bitkisellerle sunuyorlar. Evet. Ve o ülkelere baktığınızda bizde atıyorum işte 30 bin tane dedik yani şeker hastası, tansiyon hastası. Orada bu rakamı göremezsiniz. Belki diyelim size 10, belki diyelim 100 o da bilmeyenler, sonradan gelenlerdir. Tabii. Neden? Çünkü kimyasalla değil doğal yolla tedavi olurlar. Şimdi biz bütün Türkiye'ye, bütün dünyaya aslında kimyasallardan çok uzak. Uzak. Doğal hiç, yolla hiç olmayan. Bakın ülkemizin zenginliklerinden vücudun ihtiyaç duyduğu o mineralleri hadi vücudumuzda evet, var. 84 mineraller. Evet o mineralleri hiçbir kimyasala gerek kalmadan hem de bizim ülkemizde çıkan çok değerli doğal yolla. Bakın adını söylemiyorum ben Mahmut Bey'e bırakacağım. Sadece merakta kalın. Çünkü çok merak ederek her gün takip edeceğiniz bir program olduğu için özellikle söylüyorum. Bizim ülkemizden çıkan ve kaynağını Mahmut Bey'in işlettiği, tamamen ona sahip olduğu ve bütün Türkiye'ye, dünyaya o doğal yolla artık hiçbir kimyasala, hiçbir ilaca gerek kalmadan hani derler ya zımba gibiyim, fişek gibiyim. Hani 80 yaşında, 90 yaşında bile olsa ben 35-40 yaşındayım evet. hissiyatını size yaşatacak ama bunu doğal yolla
eczanelere gidip işte doktorlara reçete yazdırarak değil, doğal yolda nasıl ya başaracağınızı pazartesiden itibaren hafta içi her gün 16.45 17.45 arası sizlere anlatacağız. Bütün evlere girmek istiyoruz. Sadece 3-5 değil. Bu program dilden dile bir destan gibi yayılmalı. Herkes bu programı muhakkak seyretmeli. Çünkü seyrederseniz kazanırsınız. Ama sağlığınızı kazanırsınız. İşte biz sizin sağlığınızı sizlere hani daha sağlıklı bir yaşam sürmeniz için burada terleyeceğiz, dil dökeceğiz ve biz bunu hiçbir, bakın hiçbir ekonomik kazanç için değil, tamamen sizlerden dua almak, evet bu program insan sağlığı için çok faydalı, biz bu programı seyredelim deyip seyrettikten sonra da Allah sizden razı olsun dileklerini sizden duyabilmek adına yapıyoruz. Başka da hiçbir şey yok bunda. Hiçbir ticaret, hiçbir ekonomik kasıt buraya, yok. Kullananlar da buraya telefonla bağlanacaklar ve evet, anlatacaklar. Evet. Telefonla bağlanacak insanlar burada zaman zaman gelip konuk olup bizi tanıdıktan sonra, bakın bizi tanıdıktan sonra niyetimizi, amacımızı anladıktan sonra buraya koşarak gelmek isteyeceksiniz. Geldiğiniz zaman sizlerle de konuşacağız. Zaten Mahmut Bey bu konuyla alakalı çok önemli bilgiler aktaracak. Ben biliyorum ama evet, girmiyorum. Çünkü bu bir tanıtım programı. Hafta içi her gün pazartesiden cumaya 16.45, 17.45 saatleri arasında Mahmut Bey ile birlikte ben de Erdem Gençlik, doğru adam Erdem olarak her gün sizlerle buluşacağız. Bir saatinizi alacağız ve Mahmut Bey'in doğal yaşamın sırlarını anlattığı o engin tecrübelerinden, istidadından sonuna kadar faydalanacağız. Ben onunla konuşacağım. Siz dinleyeceksiniz. Telefonlarımız altta gelecek ve çok sürprizlerle dolu, merakla evet, dinleyeceğiniz, seyredeceğiniz bir program olacak. Şimdi ben Mahmut Bey, ben de aldım masası evet, gidiyorum. Doğru şimdi, söylüyor muyum yoksa evet, az bile mi söylüyorum? Şimdi tıbbın birinci görevi koruyucu hekimliktir. Evet. Ama maalesef dünyada bu koruyucu hekimlik çalışmıyor. Çalışmış olsaydı bugün bu kadar hastane, bu kadar eczane, bu kadar ilaç, bu kadar doktor, bu kadar hemşire olmazdı. Yani herkes annesinden ağırlıklı, sağlıklı olarak doğuyor. Fakat bu sağlıklı hali sürdürebilmek lazım. Bugünkü hastanelerin, bugünkü tıp camiasının görevi, sen hasta ol, gel ben seni tamir edeyim. Sen hasta ol, gel ben seni ilaçla tedavi edeyim. Bir tane vereyim, yarın 3 tane, 5 tane mahkum edeyim seni. Bu doğru bir şey değil. Yani önemli olan o sağlıklı kesimi ne kadar sürdürülebilir hale getirmek. Evet. Bugün hayatında işte sıfırdan başlamış, 70-80 yaşına kadar gelmiş, hiç doktorla, eczaneyle, ilaçla işi olmayan insan sayısı yok denecek kadar azdır. Siz yok bir örneksiniz mesela. İşte bunu, yok denecek kadar azdır. Ama bunun olması için, bunun olması için bir tıbbın iradeye koyması lazım. Maalesef koymuyorlar. Tamamen ticarethane gibi. İki, insanın da kendisinin de araştırıp ben sağlıklıyım, bu sağlığımı nasıl devam ettiririm diye araştırması. İşte biz burada bunu yapacağız. Şimdi sen az ucunu kanattın tuzla ilgili. Evet, ben burada bir şey anlatacağım. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'la bir hadis-i şerif var. Buyuruyor ki bir hadis-i şerifinde, yemeğe tuzla başlayın ve evet, tuzla bitirin. İşte bunu ben kim çok yemeğe tuzla başlar ve bitirirse Allah-u Teala onu 73 bir rivayette de 212 hastalıktan korur diye buyuruyor. Hocam diyorlar ki 212 süre hastalıktan, doldu diyorlar bize ya. Pazartesi devam edin diyorlar. Tamam. Bitiriyoruz o zaman. 213 hastalıktan korur diye buyuruluyor. Ama buradaki konu şu. Evet. Hangi tuz? Hangi tuz? Pazartesiden işte, sonra bırakalım bugün onu. Tuz evet, diye bildiğimiz evet, marketlerde satılan tamam, o işlenmiş evet, tuzların hepsi zehir niteliğinde. Kullanan herkes saymış olduğumuz bu hastalıklarla karşı karşıya kalmama kalıyorlar, ihtimali yoktur. Evet, ihtimali yoktur. Ama ortada bir hadis-i şerif var. Evet. Dinimizin efendim kurucusu, peygamberimizin söylediği, söylediği bu söz yerde değildir. Bunun da hadisi, başka hadis-i şerifler de var. Onu bir başka programlarda anlatalım. Ama tuz şaşmış, yani tuz kokmuş deliler var ya. Evet, evet. Tuz aynen, kokmuş, tuz koktuğu için de insanlar kokmuş. Şimdi herkes merak evet, etti. Ben söyleyeceğim bu kadar. Herkes merak etti. Acaba evet, bunlar ne anlatacaklar bu tuzu? Hem seviyorlar hem eleştiriyorlar. Şimdi bakın sevgili seyirciler, süremiz doldu. Sevgili Mahmut Küçükdoğan beyefendiyle ben de Erdem Gençlik, doğru adam Erdem olarak bundan sonra hafta içi her gün 16.45, 17.45 saatleri arasında Tempo TV'de sizlerle buluşacağız. Bu haftanın 7 günü. Haftanın 7 günü sizlerle olacağız. Gecede tekrarlarımız olacak. Bizleri merakla seyredeceksiniz ve bizlere teşekkür edeceksiniz. Ama ben şimdi ne yapayım? Tam böyle güzel kıvamı aldık. Aslında evet, kaptırsak çok anlayacağız ama tadını evet, da kesiyoruz. Bırakalım. Ve pazartesi günü, bu pazartesi günü
Doktor Salt'la Sağlıklı Yaşam programıyla Tempo TV'de sizlerle buluşmak üzere. Hepinize sağlıklı, mutlu bir yaşam diliyoruz. Mahmut Bey'le birlikte hoşça kalın efendim. Hoşça kalın.